Şimdi bu çok önemli bir soru. Şimdi İsrail askerinin burada kullanabileceği, yani İsrail ordusunun askerinin sayısını bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz gibi devreye paralı asker girecek mi sorusunun yanıtı da önemli diyorsunuz. Peki Sayın Çiçek, sizin de nasıl okuduğunuzu görüntüler üzerinden rica edelim. Biz sizin de deneyiminiz önemli elbette. Görüntüleri verelim arkadaşlar. Yine harita üzerinden okumak isterseniz efendim, siz de neyi anlatacaksak ona göre bizi yönlendirebilirsiniz. Haritayı ben istirham edeyim. Tamam, bakın bu da daha genel bir görüntüydü. Bu yine tünellerden bir kare. Buyurun. Evet. Şimdi Sayın Yarar alandaki, yani noktalardaki olabilecekleri özetledi. Evet. Tabii dışarıdan paralı askerlerin bölgeye getirilmesi her iki taraf için de mümkün. Ama İsrail için çok daha mümkün. Çünkü Hamas kuşatma altında. Tabii, her Hamas tarafı kapalı. Yani nasıl sokacaklar? Dolayısıyla öyle bir ihtimali çok az. Evet. Ama İsrail için... Yok, zaten Hamas bir şey getirmeyeceğim diyor. Yani Hamas için söylemedim. Ben bu İsrail için söyledim. İstese de getiremez. Tabii, tabii. Yani kuşatma altında yani. Bir Mısır tarafı var. Mısır'ın da böyle bir niyeti olmadığına göre dolayısıyla Hamas'ın bir takviye alması, insan boyutunda gerilla veya terörist veya asker boyutunda öyle bir imkan yok. Şimdi esas konu şu burada. Bu bütün sınır İsrail devletinin evet. karası. Evet. Yani şu Gazze'nin en dar yeri 6 kilometre, en geniş yeri 12 kilometre. Şimdi 6 kilometre, 12 kilometre bugün SİHA'ların, İHA'ların, tankların olduğu bir şeyde çok küçük bir mesafe. Küçük alanlar. Yani İsrail girer, sahile kadar ulaşır, akşam geri döner. Yani şu 6 kilometre mesafe İsrail için sorun değil ki. Öyle mi? Niye risk alsın burada teröristlerin veya gerillaların veya Hamas'ın saldırılarına karşı onların bildiği bir arazi? Evet. Çünkü sabit hedef haline gelirse bir düzenli ordu, karşı tarafın hem tuzaklı... Yani böyle gir çık şeklinde mi yapar diyorsunuz? Gir çık olarak düşünmeyin. Nasıl? Zaten 6 kilometre, 6 kilometre hareket bir düzenli ordu için bir gir çık değildir yani. Yani peki... Yani istediği yerde operasyon yapar, emniyetli bölgeye döner. Yani bu 6 kilometre operasyon için biz yürüyerek giriyoruz. Yani. Meskun mal için ama biraz bunu söylemek zor, çok zor komutanım ya. Meskun mal için de aynı. Ya hayır, biz... Yaşadık bunları. 2-3 harekat sırasında da ilerleme hızlarına baktığınızda, şehre girdiğinizde ilerleme hızı bazen günlerce 100 metre bile olmuyor. Zaten İsrail, yani o yüzden söylüyorum. İsrail'in düzenli ordusu burada meskun mahallelere girip temizlemek gibi bir riski niye alsın ki? Bu arada Hamas'tan yeni bir açıklama yani şimdi, var. Çok özür dilerim efendim. Evet. Hamas diyor ki Gazze İşgalciler için mezarlık olacak. Netanyahu ve askerlerine savaşın sonunda diz çökeceklerini müjdeliyoruz. İsrail yaptığı operasyonlarda hiçbir rehineyi elimizden alamadı. İsrail'e ait 22 askeri aracı yok ettik. Burası İsrail'in bataklığı olacak. 22 askeri aracı yok ettik. 22 askeri aracı vurmuşlar. Vurmuşlar yani bir kısmı tanktır, bir kısmı taşıyıcı araçlardır, bir kısmı yedek lojistik araçlarıdır. Yani şey vermemiş. Bir ayda bir esir kurtardığını iddia eden Netanyahu'nun tüm esirleri kurtarmak için 20 yılı var. Şimdi, yani çok uzun sürer bu esirleri esir dedi, Hamas'ın esir dedi çoğunluğu. Yani kaç kişi açıkladılar? 230'u asker. 130 asker esir mi varmış? Evet. Toplam ben 230 biliyorum. Yani ben askerlere esir olarak kabul ettiklerini düşünüyorum. Ben 200'e yakın asker diyebiliyorum. Bakarız sayısını. Evet, tam şeyini yani, bilmiyorum. Ben toplam 230 rehine var diyebiliyorum. Onun içinde 5-6 tane asker olduğu. Yok, daha fazla. Yani daha fazla. Neyse, çok önemli de değil. Çok önemli de değil. Şimdi İsrail'in öncelikleri şu. Bir, zayiatı asgari seviyede tutmak. Dolayısıyla girdiğinde, harekat yaptığında burada başka bir yerde, yani Hamas'ın kullandığı veya Gazze'nin arazisinde kalırsa sabit hedef haline gelir. Dolayısıyla hem patlayıcılar, tuzaklar anlamında, hem de işte tank savar silahlarla saldıran anlamında hassas hale gelir. Dolayısıyla o riski almıyor. Operasyonu yapıyor. İşte hedefi temizliyor. Geri geliyor. Bu
gayet İsrail ordusu için düzenli, yani doğru bir hareket tarzı. Orada kalmaması. Şimdi burada İsrail'in avantajı şu. İsrail bütün alanda hakim. Gazze'yi kuşatmış. Çepeçevre, evet. Lostik'inde sorun yok. Evet. İşte Batı Amerika uçaklarla, gemilerle sürekli lojistik destek sağlıyor. Buna karşılık Hamas buraya sıkışmış. Lojistiği yok. Attığı mühimmatı, dışarıdan hiçbir şey gelemiyor. Attığı mühimmatı yerine koyamıyor. Kaybettiği insanı yerine koyamıyor. Dolayısıyla zaman gittikçe İsrail'in lehine çalışıyor. Evet. Eğer dış baskı, ateşkes için dış baskı yoksa, İsrail'i en fazla sıkıştıracak olan bu. İsrail niye acele etsin ki? Çünkü bir asker zayiat vermemek için gerekirse harekatı 10 gün uzatabilir yani. Çünkü zaman İsrail'in lehine çalışıyor. Yani siz arazi, lehine çalışıyor diyorsunuz. Evet, arazi İsrail'in lehine. Önce, zaman uzadıkça kayıp artar diyor İsrail için. Ya acele ederse de kayıp artar yani. Zaman uzadıkça soru şu. Zaman uzadıkça Hamas güçlenebilir mi? Yok. Çünkü lojistiği yok, takviye alamıyor. Suyu bitiyor. Mühimmatı bitiyor. Moraller çöküyor. Yani her taraftan kuşatılmış. Zaman geçtikçe İsrail ordusu daha çok keşif yapıyor. Daha çok hedef vuruyor. İHA'ları kullanıyor, SİHA'ları kullanıyor. Daha fazla yardım alıyor. Yani burada tek şey sorun ateşkes baskısı. Bir de uzadıkça İsrail kamuoyunun, İsrail vatandaşlarının yeter artık bu operasyonu bitirin, harekatı bitirin, ateşkese razı olun şeklindeki baskılarıdır. Onun dışında İsrail'in en öncelikli düşüncesi zayiatı asgari seviyeye indirmektir. Onun için de böyle girçikler yapması, nokta hedeflerine operasyon yapması ve Hamas'ın bildiği, kontrol ettiği alanlarda işte sızmalara karşı, patlayıcılarla yapılacak tuzaklara karşı, ki onlar hepsi zayiat demektir, gerekli tedbirleri alması anlamına gelir. Yani burada hep söylüyorum, İsrail avantajlı hem coğrafi konum olarak, hem takviyeler olarak, lojistik destek olarak. Hamas ise dezavantajlı çünkü kuşatılmış, elini oynatacak, kıpırdayacak hali yok. Sadece işte tuzaklarla, pusularla İsrail'e zayiat verdirmeye çalışıyor. Yani zaman içinde de bu gücü azalacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Şimdi sorular varsa aslında Mete Bey'e, bir de Anadolu Ajansı'nın... Şeyi söyleyeyim, tam şu andaki sayı, evet. 239 sayın komutanım. Asker, polis ve sivil rehinlerin... Evet. Hepsi ama, toplam yani. Şeyini söylemiyor. İsrail ordusu da bunların kaçı asker, kaçı sivil söylemiyor. 239 tane şey var. Kaçı esir var. Asker ya da güvenlik görevlisi bilmiyoruz. Söylemiyorlar. Asker, sivil, polis ve sivillerden oluşan 239 kişi diyorlar ama şeyi söylemiyorlar. Kaçı polis, kaçı asker söylemiyorlar. Çünkü zaten sivilleri esir olarak kabul etmek mümkün değil. Efendim? Sivilleri rehin tutmak savaş suçu. Yok yok, hayır. Kim şey bilmiyorum yani. Kimin olduğunu onlar Hamas'ın, da söylemiyor. Hamas'ın açıklaması lazım. Yani yok, İsrail'de, bunu İsrail de açıklamış. İsrail da şeyi söylemiyor. Hayır, tabii ona açıklamaz. Şey demiyor, esir demiyor tabii. Rehin diyor tabii. Evet. Rehine diyor. Onlar öyle açıklıyor. Ama 239 sayısı var şu andaki eldeki rakam. Toplam bu. Evet. Toplam rakam, rakam 239. Ama onlar da şeyi söylemiyorlar. Kaçı asker, kaçı polis, kaçı evet. Şeyi söylemiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani sanki İsrail kuzeyden başlayacak 41 kilometre veya örnek veriyorum 20 kilometre alanı ite ite, Hamas'ı ite ite güneye doğru. Yok öyle bir şey. Çünkü doğusu komple İsrail'in, devleti istediği yerden girer çıkar, istediği noktaya kısa mesafeden operasyon yapar. Bu arada bakın İsrail ordusu kanadından yayınlanan görüntüler şu anda ekranlarda. Yani Gazze'ye girdik şeklinde ifadelerle bu görüntüleri paylaştı. İsrail askerlerini o yıkık dökük binaların arasında görüyoruz ve araçlarını da görüyoruz. Biraz önce konuştuk. Gazze'nin bütünüyle kuzeyden güneye bütününü geçen cadde üzerinde de bir İsrail tankı görüldü ve bir orada ateşe bir aracı hedef alıp vurdu. Şimdi öte yandan orası da 3 kilometre. Yarısı ortadan geçtiğini düşünün. Yani İsrail sınırından o caddeye geliş 3 kilometre. O cadde ama ortadan geçen cadde değil. O söylediğim yer yukarıdaki Siderot bölgesine yakın olan en uçtaki nokta, ağaçlık olan biraz bölge orası. Biraz aslında sınırına yakın. Sınıra yakın olan anladım. Bölge. Orada da 6 kilometre. Peki şimdi Kızıldeniz'den İsrail'e atılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurdu İsrail ordusu.
Yerel basın füze saldırısının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü de yaptığı açıklamayla bu saldırı iddiasını doğruladı. İddiasının ötesine... Bu arada şu anda Gazze'yi görüyoruz. Karanlığa büründüğü için aslında evet. Göremiyoruz. Maalesef tek aydınlandığı zaman İsrail'in bombalarını bıraktığı zaman, tabii o bombalar patladığı zaman... Bir acı gerçek daha var. Yani şimdi Gazze'liler için, Hamas için burası kapkaranlık ama İsrail ordusu için gece görüş cihazlarıyla havadan, karadan Peki. burası karanlık değil yani.